Hiç eklendin mi baba? Eklendim canım. Sen ekledin mi? Takipçinle yaşadığın böyle çok komik veya işte utanç verici de olabilir bir anı böyle var mı? Çok var ya, anlatayım bir tanesini. Şak diye önüme bir araba kırdı. Adam ona 3 tane böyle ayı indi. Bu çocuğu dedi, niye selam vermiyorsun? Top hakkında ne düşünüyorsunuz Haluk hocam? Bu sana abi. Senin kanalı yakmayalım ya. Hadi 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 başlıyoruz o zaman. Hadi hadi kaldığımız yerden devam hadi. O da Linux'un zamanında kullanıyordunuz abi. Ondan sonra bir Mac verdiler. Burnuna dokundun. Ona rağmen nefret ettin, bir daha da girmedin o topa. Lanet ettin. Windows devam ediyorsun hayata. Şimdi Bill Gates baba. Aynen baba. Peki hiç eklendin mi baba? İlk başlarda yani böyle daha bilgisayar nedir bilmediğim dönemlerde eklendim canım. Haluk Tatar Gmail'im vardı, o gitti, ona çok üzüldüm ya. Aa kötü olmuş be. O dönemde Haluk Tatar da değildim. Aman dedim. Sen internete girişin ne zamanlara denk geliyor abi? Mayalar falan, bayağı eski benimki. IRC falan filan. Ay Hatta denkleşi abi aynı döneme denk gelmişiz, süper. tipini sıfatını bilmediğine yazıyorsun. Tabii Sonra canım. evrenin kayıp algısı çıkıyor. Yanıyorsun böyle. ICQ geldi, biz mutluluktan ölüyorduk ya o dönem. Şimdi Tabii. izleyenler oy o sesler ama Tabii. tabii ki her daim göz bebeğim, aşkım, MSN. Messenger diyecekti. Ay nasıl biliyorum? Nasıl biliyorum? MSN. Karşı tarafı titretmek, hiçbir programa gelmesi niye düşünülmediğini anlamadım bir özellik. Ya ben titretmek istiyorum. Ya. Yani telefonda da yapmak istiyorum. Abi telefonda büyük şerefsizlik, düşünsene. Pıs pıs diye böyle uyurken. Adam Ya elektrik başka, ben verecek sana ya. söyleyeyim mi? Başka kullanımlarını çıkartırlardı kesin olur. Oo diye böyle. Tövbe. Yani o tür şeyler varmış ama yani arkadaşım Kesin. diyor. Değil mi? Hiç Var bizle mı? alakası yok canım. Allah Allah, ne alakası var? Peki abi hiç sen ekledin mi? Ben beceremedim ya. O dönem şey var. MSN ekleme şeyleri vardı. Aa evet. Kendimi ekledim. Nasıl geri zekalıysam. Ya daha doğrusu ekleme fikri Estağfurullah. veren dosyayı kendim başkasına ekletmiş oldum. Çok çok beceriksizim ya. Kendini ekleten ilk defa duyuyorum abi. Ama giderken avlanmak dediğimiz. Hemen diğer soruya geçiyorum. Bak bunlar ısınma soruları. Sonra bombaları patlatacağım. Sabah ilk açtığın uygulama nedir abi? Telefonu aldın eline, desktop ilk açtığın uygulama. Biraz. Çok iyi. Adam para göz çıktınız lan baba. Sabah 4'te uyanıyorum. 4'te uyandığımda Sebep? kapılar. Sebep ben insomnia denilen bir hastalık var bende. 2 ile 4 arası uyuyabiliyorum. Ay Yani daha geçmiş fazla olsun. uyuyamıyorum. O yüzden de 4'te uyandığımda okuyacağım hiçbir şey yok yani. Maillere baksam ne olacak? Adamdan 4 saat sonra uyanacak. YouTube'la ilgili bir soru soruyorum. Çevren, ailen, arkadaşların bu YouTube'a ilk girdiğinde ve yavaş yavaş bilinirliğin arttığında ne tepki verdiler abi? Nasıl karşıladılar bu olayı? Hiç kimse inanmadı ya. Yani ben 500 bini geçene kadar millete komik geliyordu ya. 1 milyonda biraz ciddiye aldılar, tamam mı? Ama 500 geçene kadar ya işte yakışıyor mu? İsim vermeyeceğim şimdi başka YouTuber'ların. Çünkü sonra yüz yüze oturduk sohbet ettik, utanıyorum. Değil. Bak onlar neler yapıyor, sen öyle mi olacaksın, ne yapacaksın? Babam da sanki böyle şey, şanlı bir hanedanız, bizi utandırma. Soyadımızı Neyi utandıracağım, bir de ne yapabilirim? OnlyFans da yok o dönem aslında. kirletme. Yani bizi utandırma. Nasıl bir beklentisi varsa babamın. Hani pornografiye mi gireceğim? Aç aç mı gireceğim? 500 bine kadar hiç kimse ciddiye alma. Ben size başka bir şey soracağım hemen arada. Kaç doğumlusun abi sen? Abi Tevellüt 70 kaç? olmuş sayım ben. Aa ben de yaşıtız. Şaka. Evet. 79 olup sağlıklı yaşayan, sağlıksız yaş. Buha ben Peşin satan. 36'ya kadar İstanbul'daydım. Ne sağlığı? Ben de sağlık mallık yok. Peşin satan veresiye satar işte, böyle oluyor. Eyvah, oha akran çıktık yala. Nerede uyandın biliyor musun? 500 bine kadar ciddiye almadılar dedin ya. Benimkiler de böyle 100-200 bine kadar ciddiye almadı, tamam mı böyle? Ondan sonra lan herif 40 yaşından sonra YouTuber oldu lan falan şekline döndü, tamam mı evde? 40 yaşında adamsın, yaptığın işe bak. Evet evet Nasıl abi öyle diyorlar. Ondan sonra sen ya? büyüyorsun şey diyorlar. Vay anasını sen de iyi yaptın lan falan filan diye. Takipçinle yaşadığın böyle çok komik veya işte utanç verici de olabilir. Bir anı böyle. Ama takipçilerinle yaşadığın bir şey olacak. Var mı? Çok var ya, anlatayım bir tanesini. Bir tanesini şeyde Beşiktaş'ta köprüye gireceğiz. Beşiktaş'ta bir dönüş var. Bir Yıldızlar. yıl oldu. Evet. Şak diye önüme bir araba kırdı. Adam ona 3 tane böyle ayı indi. Ayı diyeceğim çünkü orada trafik durdurulmaz. Kendi amaneme ayı diyorum ama. Vay anım. Anım. Hoş hareketim. Şeyin tereddütündeyim. Geri vitese takayım. Ezeyim dedim. Lan böyle gelinmez. Bir de hani yol boyunca da oraya gelene kadar da şimdi kornaya basıyorsun, anlamıyorsun. O dala in sağ çek sağ çek. Ha dövecekler diyorsun. Ama diyorum dalacaklar. Hani olan YouTube'dan tanıdık kızabilir veya ne bileyim önüne kırmışımdır kazara herif taktık. Türkiye'de bilmiyorsun ki niye. O Tabii. çok rezildi. 3 sene önce mi 4 sene önce mi ne? Halk plajında efendi gibi güneşleniyorum. Tamam. Biz öyle Dodonç Gugomiç falan girmiyor. Böyle bir tane göbeğime geldi.
Ama gözler gibi. Ulan okşuyor tamam mı? Pıt pıt vuruyor. Dedim ulan çocuk 2 yaşında acaba çocuk mu yapıyor ama el bayağı hacimli. Tatlı kıllı bir erkek. Gözlük var. Gözlük böyle Zeki Müren gözlüğü. Şapkayı ters takmış. Allah, bu Almanya'dan bir kardeşim, selam olsun şimdi ona. Vuruyor göbeğim. Diyor ne yapıyorsun ya? Diyor, ne yapıyorsun? Yani ulan ve ki benim homofobim olmasın. Neye kalktı? Neye kalktı? Nasıl kalkıyor? Ve elletmiyorum. Gözümden yaş geldi abiciğim, o nasıl bir sahne ya? İğrenç ya. Bir de altında bir tek yani mayo var. Yani eli az kaydırsa sonra itibarı sarsılacak. İğrenç ya. İğrenç. Abi Yani çok bir çok saniye. iğrenç şeyler çok yaşadım. Bağdat Caddesi'nde yürüyorum. Benim ev Bağdat'a yakın. Birisi karşıdan biri bana bakıyor ama ben de ona baktım. Geçti gitti. Üç adım sonra geri geldi. O bu çocuğu dedi. Niye selam vermiyorsun? Vay. Bu çocuğu. Tanımazdan gelirsin tabii. Düşünüyorum 43 seneyi tanıdım bak 2 saniye içinde. Bana bu çocuğu diyebilecek tanıdığım kim olabilir? Öyle bir insan yok dünyada. Tanıyamadım, özür dilerim. YouTube'da biz izliyoruz ama biz seni tanıyoruz. Ulan manyak. Oha seni. Manyak. Oha. Tanıyorum nasıl olabilir ya? Hasta millet diye hasta. Evindeki en pahalı eşya. Kamera. Hangi kamera? Şu anda bana baktığım değil. Logitech'e giriyor. Yanında taşıdığım bir kamera ama biraz pahalı. Ama kameranın hırsı değil de ıvır zıvır otu bubuk pahalı. Komple. Peki sorum şu. Cep telefonundan pahalı mı? Pahalı pahalı, bayağı pahalı. Her zaman evde tutmuyorum ama şu an. Peki abi bak, bunu çok sana özel sormak istiyorum. Bilmediğim bir konuda bilirmiş gibi yapıp yedirdin mi? İnandılar mı? Aa, kralını yaptım. Alanya'da yanlış odada seminere girdim. Yanlış odada seminere girip 42 dakika tamamladım ulan. Anladın, böyle bir şey olmaz ya. İnanılmaz. Seminere verdim abi. Toplumun içerisinde psikolojiyle alakalı bir şey. O odada seminere girecek adam gelmemiş. Bunlar ne yapacağım falan filan derken geldiğini sanmış. Ve beni aldılar. Diğer tarafta hiç arıyor, telefonu reddediyor. Daldım. 42 dakika çatır çatır seminer verdim. Sonra yarı geldiğini dediler ki siz kimsiniz? Tanım birisiyle sevişmiş gibi hissettim. Hatta bir salonla. Ay Allah abi, yarabbim. Çok iyiymiş ya. Instagram'da bir tane reale denk geldim. Diyor ki bize ne deniyordu? X kuşağı mı deniyor? Generation X'iz değil mi biz? Tabii 79. Bir de biz iki büyük teknoloji evrimini ve devriminin tamamını yaşamışız. Yani sokakta oynamanın tadını da yaşamışız. Bilgisayar oyunlarının da tadını yaşamışız. Tamam mı? Hepsi bir arada. Yani biz mesela şu anki jenerasyondan falan ben çok daha şanslı görüyorum bizi. Ben şunu şöyle gördüm. Mesela dedemin radyosu vardı. Büyük Moskova'yı falan bulan. O teknolojiydi. Olan siyah beyaz televizyonu renkliye geçti teknolojiydi. Teknolojiydi. Dıdı 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 çevirmeli modem, o bekliyorsun baba telefonu açma, o teknolojiydi. Kablosuz telefon teknoloji. Böyle ayda bir şeye şaşırıyor. Ha, kablosuz telefon nasıl olabilir diyorduk. Babam aynen. Bir Sony almıştı böyle sahra telsizi kadar. Dedi ki bu cep telefonu. Dedim ulan hangi cep? cep telefonu olabilir. Nereye sokacağım bunu? Arabaların otomatik vitesi, hidrolik direksiyon. Ama bu kadar fazla icat hiçbir çağda gelmemiştir yani. Evet abi, o inanılmazdı yani. Mesela şeyi hatırlıyorum ben. Bir tane arkadaşım vardı apartmandan, Celil diye. O da izliyorsa selam olsun ona. Celil mesela şey yapmıştı abi. Para biriktirip CD-ROM almıştı. Oğlum 286 senin makinen. Ne işi var CD-ROM'u senin makinende? O kadar eski makinen yani, tamam mı? Ne yapacaksın? Niye öyle diyorsun ki? Bu hiçbir zaman yeni bir bilgisayarım olmayacağı anlamına gelmez diyor, tamam mı? Adamdaki mantaliteye bak. Ben diyor nasıl sallayacağım yeni bir bilgisayar? Biz mesela efor edebiliyorduk abi istediğimiz bir şeyi. Burada şey anlatıyorlar. Abi enflasyon çok fazla, enflasyon. Anamızı anlatıyor enflasyon. Gençler anlatıyorlar bana. Oğlum ben şeyi hatırlıyorum abi, sen de hatırlarsın %90. Yazıcıoğlu'na gidiyordum. Dolarla alıyorduk lan bilgisayar parçasını. Türk lirası geçmiyordu anasını satayım. Abi Yazıcıoğlu'ndan 8 megabaytlık USB almıştım. Bir ay onunla gezmiştim. Böyle çok önemli bir şeymiş gibi. İnanılmaz keyif alıyordum. Lan buna neler yatarım. Of ben çok tabii, önemli tabii. Biriyim. 600 USB bellek ya. Şimdi chat sizden sorular alayım. Çünkü benim sorularım bitti. Şimdi bir tane soru, bak çok net soru var abi. Pas diyelim dersen diyebilirsin. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümü hakkında ne düşünüyorsun diye bir soru geldi abi. Şaibeli kayıptır. Ben de aynı fikirdeyim abi. Yani kayıptır ama kaza değildir bence. Aa, sana yazılım öğretiyor diye bilmem ne diye sallayan dingil ne oldu sonra? Diye. Bizim tanışmamıza sebep olan tweetten bahsediyorum. Geçen haftaki. Sen yazılım öğrenin demişsin çocuklara haklı olarak, doğal olarak. Adam da herkes önüne gelen garson kılıklı tip yazılımcı oluyor diye sana mail atmış dingil. Bir gün önceki canlı yayına bir tane kurye kardeşim katıldı ama kurye. Paket dağıtıyor. Gece 22 çocuk ölmüş. Çocuk diyor ki abi diyor ağzıma
sıçıldı. Ben öğrenmeyi de hevesliyim. Yazılımı öğreneyim. Sokaktan geçen adama sen de öğren, sen de öğren de. Ulan öğrenebiliyorsan öğren. Adam Twitter'da bana geçirmiş yani. Hani işte kurye kim oluyor ki de. Lan sen kimsin de kuryeyi aşağı soğutalım. Belki bizim mesleğimizin itibarı gidiyor. Biz aç mı kalalım? Hacı eğer adam kuryelik yaparken bir yandan da gerçekten yazılımı öğrenip seni geçip de aç bırakacaksa sen öl zaten ya. Bak bir şey sormuşlar. Kriptoya başladığı günden bugüne kaç x yaptı, kaç kere battı? Toplam kazandığım rakama bakarsam bayağı x yaptı. 30 x'i geçmiştir çok rahat. Ama bunun da rahat yarısında batırmışımdır. Eyvallah. En çok batırdığımdan öğrendim. Bulut bilişimi, hani her şeyin giderek bulutta toplanması vesaire konuları hakkında bir düşüncen var mı? Sana nasıl geliyor? Normal mi hani? Yoksa Binali Yıldırım formatı mı abi? Atıyorsunuz işte hepsini, ihtiyacı olan istediği kadar alıyor falan diye mi bakıyorsun olaya? Yok yok yok. Bulut teknolojisini gayet seviyorum. Neden seviyorum? Çünkü zaten oraya gitmesi gerekiyor. Ama işi hemen coşup Metaverse gelecek, donumuzu Metaverse'de giyeceğiz değil. Öyle gaza gelen çok. Hatta arsalar satıldı, NFT'ler falan, millet çıldırdı. Of. O değil. Ama günümüzde ben de çok heves ettim, bir türlü beceremedim. Bütün bilgisayarım, bütün işimi bulutta tutayım. Hangi alete oturursam oturayım, çıkı çıkı oradan istediğim dosyayı editleyebileyim falan. Tamamen bulutlu bütün bilgilerim olsa çalınacak. Benim silikli bilgimi kim ne yapsın abi? Yani gerçekten çok ya, Microsoft Azure falan filan bir gaza geldim, olmuyor. Evet. Benim sıkıntı ne? Ofiste bir video kesmeye başlıyorum. 500 tane referans dosyadan geliyor video. Şimdi bunu bir USB'ye yükleyip de bir makineye koyup devam edemez. Diyorum ki baba bu böyle yani, devam etmeliyim ama pazar günü videoyu editlemek istiyorum boş kaldık. Şey olmuyor. Yani remote kontrolle falan da olmuyor işte. Açıktan üniversite hakkında düşüncen ne abi? Açıktan, yataydan, dikeyden. Okuyun abi. Üniversitenin tıp ve hukuk dışındakilerin hepsi aynı bokun lacivertine döndü. Yazık. Eğitim sistemi çöktü ya. Hatırlar mısın? 1 milyon bilişimci yetişiyordu. UB'de. Ne oldu abi? Ne oldu? İşte Sera Aşen olduysa da oldu. Hadi 1 milyon yazılımcı. İşte bunu en iyi sen anlarsın. Bu bir hakaret abi. 1 milyon yazılımcıyı 3 yılda yetiştiriyorsun. Nasıl yetiştireceksin aga? Yani 1 milyon yazılımcı yetişmesi için 30 milyon yazılımcının başvurması lazım oraya, öğrenmek isteyenin. Her gelen aa öğrendim lan, %100 imkansız aga. Sizce bulut ne kadar güvenli? Buna ben cevap vereyim. Bulut değil, senin güvenli olman gerekir abi. Bulutun kendisinde bir güvenlik problemi yok. Responsibility modeli var bulutta. Yani senin sorumluluk sahan belli oluyor. Sen güvenliğe kendin ayarını yaparsan doğru şekilde güvenli oluyor. Bulut sunucularının güvenlik kısmını da onu sağlayan kişi sağlıyor. Top hakkında ne düşünüyorsunuz Haluk hocam? Bu sana abi. Senin kanalı yakmayalım ya. TOG hakkında fikrimi dürüstçe söyleyeyim. TOG sokakta göreceğimiz bir araçtır. Yapılır. Yani bu TOG'dan 1000 tane illa yapılacak. İnsanların anlamadığı bir şey var. Birincisi TOG Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ürettiği devrim gibi bir araba değildir. TOG 5 baba yiğit diye 5 tane şirketin bayağı bir ısrarla sokulduğu, 2 tanesinin ya ben girdim ama öpüyorum kippay bebeğim deyip gittiği, insanların palas pandıras ürettiği bir prototiptir. TOG başarılı olsun istemez miyim? İsterim ulan, vatan haini. Olsun, ben ucuza bineyim oğlum. Ben manyak mıyım? Eğer böyle otonom sürüş, bu arada otonom sürüş yok ama olsun. Otonom sürüş olan, elektrikle çalışan, 500 bin liraya alabileceğim bir araba yapacaklarsa ben Clio'ya biniyorum hacım. Bana göre o yani. Evde bir araç var, bir de Clio. Ben makine yüksek mühendisiyim. Öyle bir şey yaparsın ki herif der ki ulan o parayı ona vereceğime gidip TOG alırım der. Mesela Peugeot 3008 iyi alacağına gidip onu alır. Range Rover alacağına TOG alır. Oha dersin. Ülkeye razı ettim. Dolar kaçmadı. Ya da bütün dünya şey yapar. TOG almalıyız der, ithalatla para kazanırız. Bunların hiçbiri olmayacak. Tıbben imkansız. Sebebini söylüyorum. Bir, en az yarısı yerli olacak. Hangi yarısı acı? Kiloyla mı yarısı? Biyok metalisine göre mi yarısı? Sen bunun yazılımını, sen bunun motorunu yabancıdan aldığın sürece o maliyeti düşüremezsin. Maliyeti düşüremezsen de adamla rekabet edemezsin. Adam mal mı sana kendinden daha ucuza versin alma? TOG için olacağı da söyleyeyim. TOG önümüzdeki yıl Mart ayı gibi 100 tane ya da 200 tane, belki de 1000 tane sokaklarda dolaşacak. Başlayacak. Sonra bunlar kapalı garajlara girip plakaları değişecek, bir daha dışarı çıkıp dolaşacak. Wow, herkes TOG alıyor galiba ama sıraya giremeyiz. Bize de sıra gelmeyecek denilecek ve seçimden sonra TOG hikayesi kapanır. Haluk Hoca beni Twitter'dan engellemiş galiba. Erlik esprisi yaptığım için. Yapmayın oğlum, bizim jenerasyona böyle dangalak espriler yapmayın bak. Bıktırdı ya. Bıktırdı. Vallahi abi bıktırdı bak. Ya. Erlik'le de konuştuk artık, bezdirdi ya. Ben tanımıyorum bu arada. Olayı da bilmiyorum. Başlık açmışlar abi. Haluk Tatar Erlik'tir diye ya. Olay ne abi? Bir anlatsana. Abi Erlik'in
sesini bana benzetmişler, tamam mı? Ben açık E'leri okuyan, kelimeleri yayan bir insanım diksiyonda. Evet. Erdikse hızlıca konuşan, çat çat çat. Almancayı falan zaten mükemmel hakim. Biraz daha agresif konuşuyor. Ben sinirlenmediğim sürece agresif de konuşmuyor. Bu arada küfürlerimiz bile farklı yani. Ve iş şeye döndü. Haluk Tatar erlik olarak da bir kimlik çıkardı ve erlik olarak sövüyor. Türkiye'de olup niye böyle bir fantaziye gireyim? Bir de 1 milyon 700 binlik kanalım var. Zaten oradan davalı. Yani niye kendim mayın tarlasına süreyim? Erlik'le yazıştık ve sonunda Erlik abi dedi şeye gel. Purple Bix'i falan Twitter'da bir space odası var. Oraya gitti. Aynı anda yayındayız. Halen diyor ki sen Erlik'sin. Şöyle kötü herifin emeğine yazık abi. Yani tabii canım. Erlik'in emeği bana kalıyor ya. Yüzü gözüken ben olmamışım. Tabii. Hırsızlık lan bu. Bir tane çok güzel soru var. Hemen sana sorayım. İyi akşamlar diliyorum. Ben ortalama bir üniversitede yazılım mühendisliği bölümüyle çift anadal yapan 3. sınıf bir makine öğrencisiyim. Haluk hocama yeni mezun makine öğrencilerinde görmeyi beklediği özellikleri, nelere sahip olmaları gerektiğini, kendilerini daha çok geliştirmek için ne yapmaları gerektiğini sormak istiyordum. Çok teşekkürler şimdi. Öğrenciler ne yapsın abi? Beklenti nedir abi Haluk Tatar'dan? Bir makine öğrencisi. Pandemi sonrası ve ülkenin son 3 yılına bakarak söyleyeyim. Üniversite 3'teyken seni yurt dışında kabul edecek bir ülke seçiyorsun. Ama Norveç, ama Almanya, ama Rusya. Nereyi seçersen. Orası seni ne şartta kabul ediyorsa onu hazırla, paket. Git. Başka kriteri yemişim abi bu saatten sonra. Danimarka seni nasıl kabul ediyor? Bir bizim yayında Almanya'nın çok kuzeyinden bir abi bağlandı. Ben diyor 47 yaşımda buraya geldim diyor. 3 katını kazanıyorum Türkiye'nin diyor. Kafam rahat. İşte bu kadar aga. Bir tane lise mezunu arkadaşımız diyor ki ben şu anda bir ajansta çalışıyorum. Liseden mezun oldum. Üniversiteye hazırlanıyorum. Ha. Asıl hayalim yazılımcı olmak. Şimdi diyor 4 tane yazılımcı alınacak. Patron demiş ki grafiker olarak çalışıyormuş. Kal burada bu çocuklarla beraber onlardan öğrenirsin. Böylece geliştirirsin kendini. O da diyor ki ben böyle mi yapayım yoksa üniversiteye mi gideyim? Ben her türlü üniversitenin daha iyi olacağını, ne kadar kötü olursa olsun üniversitenin, üniversitenin sana bir metodoloji katacağına inanıyorum. Ama tabii gidip böyle çok merdiven altı bir üniversiteden bahsetmiyorum. Çünkü oraya gelecek olan o 4 yazılımcı ne iş yapacak? Ne kadarlık bir şey verecekler sana? Ve sen bu yazılım öğrenmenin ne kadarını? Yani iş zaten sende bitecek. Sen orada çalışarak kendine vakit ayırabilir, daha çok mu vakit ayırabilirsin? Üniversitede okuyarak mı kendine daha çok vakit ayırabilirsin? Çünkü işin sonunda iş kendine ayırdığın vakitte bitecek. Ben öyle düşünüyorum. %100 katılıyorum. Üniversite diploman olsun. Çünkü hangi ülkeye gidersen git o diplomaya bir bakıyorlar baba yani. Aynen abi. Abi çok net bir şey söyleyeceğim sana. Eskişehir Anadolu Üniversitesi arkadaşlar. Açık öğretim ya. Aldığınız diplomada açık öğretim yazmıyor. Danimarka Eğitim Bakanlığı'nda %100 denkliği var ya bu okulun. Ben Novo Nordisk'e girerken bana o üniversite diplomamı sordular. Eğitim Bakanlığı'nın sitesinde 2008 yılında biri almış denkliğini işletme bölümünün. Açıyorsun, al kardeşim bu linkten bakabilirsin denkliğine bu üniversitede. Bu da diploma diye koyuyorsun. Okey bitmiştir bizim için diyor adam. Bunu bilmeyenler de gitmeye korkuyor işte. Eskişehir açık öğretim lan. İşletme okuyun oğlum açık öğretim. Yeter yani. Biz ama kendinizi geliştireceksiniz. Ama bak beni işe alan kadın biliyordu hani. Can almamız gereken bir kaynak diye bakıyordu. Valla bakan olsa hayalim hep şeydi. Kültür ve turizm ya da eğitim. Eğitimi çok isterdim. Çünkü eğitimin başına geçsem yapacağım şey bütün ders kitaplarını alıp müfredatı şimdinin %10'uyla ilerletmek. Aynen. Yani sadece %10'u. Bana ne lan mitokondriden? Bana ne arkadaş? Allah için bak düşünelim. Ben makine mühendisliğinin savunma sanatı olsa en ilerisine gittim. Şu telefon var ya şu sıçtamın telefonu. Oğlum kosinüs, sinüs, türev, integral ezbere bilsem ark kosinüs 45'i bilmem 1'i 2 bilsem ne olur lan? Polinomları bilsem ne olur? Yani matematikte türev, integral, polinomlar, sayılar, üçgenin iç açıları bile bir boka yaramadı arkadaş. 180 ve ne ulan ne? Ben marangoz mu oldum da o açıyı mı ölçtüm ömrümde? Hiç içime yaramayan bombok şeyleri. Bakıyorum çocukların sorularına bir tane üçgen 5 parçaya bölünmüş. İçinde gizemli soru işaretleri. Buranın açısı kaç? Ne olacak yani? Bunu bulsam ne olacak? Eğitim sisteminin bir tek amacı vardır. Çocuklar işsiz gözükmesin. Öyle bir 10 sene oyalayalım hani. Başımızda anarşist olmasın bunlar. Çünkü sorgularsa ulan ne oluyor? Ben niye oyun geliştiremiyorum, WhatsApp yazamıyorum 16 yaşında demesin diye. Dedim bunları oyalayın biraz diye böyle saçma sapan şeyler. Hepsi çöp. Türev integral, türev şu anki teknolojinin hiçbiri olmazdı eminiz bundan. Bu konuyu harbiden millet anlıyor. Hocam türev integral olmasaydı bak arkadaşım sen bu bilgiye inanıyorsun biliyorum ama ben sana diyorum ki ben otomotiv sanayi, savunma sanayide yıllarca mühendislik yaptım. İTÜ makine yüksekten çıktım. Dersler verdim. Sana şunu anlatamıyorum. Yani anlayamadığın konu şu. Türev ve integrali ezbere bilmen gerekmiyor. Sana şimdi CAD/CAM K desem, sonlu analizler desem, türev ve integralin bomboş bir şey olduğunu anlatsam, ENSYS desem, bunları bilsen zaten evet 1960 ile 80 arası yarıyordu. Evet. Sonra ne oldu biliyor musun?
bilgisayarı icat ettiler. Sonra ne oldu biliyor musun? Sonlu elemanlar keyin üstüne kaydı. Computer Engineer Design denilen bir şey, computer destekliydi. Ve sen bunları bilmediğin için moron bir öğretmen tarafından halen türevi öğreniyorsun. Ama bir sürpriz söyleyeyim, bu kıç kadar telefon hesaplıyor. Mucize, ben de çekiyorum. Bir buna karşıya ses nasıl gidiyor diyorum. Değil, nasıl oluyor lan bu falan diye. Bir dakika. İTÜ makine dedin. Peki normal lisansın da İTÜ makine de mi, başka bir yerde mi? Yıldızlar. Abicim çok teşekkür ediyoruz ya. Biz seni daha fazla tutmayalım. Vallahi çok iyi oldu geldiğin. Arkadaşlar, sevgili dostlar, büyük üstad, büyük herbokolog, profesör doktor. Profesör doktor herbokolog. Profesör doktor herbokologu Haluk Tatar konuğumuz da. Çok seviyoruz abi. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Var abi. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Sağ olasın, görüşürüz, bay bay. Abone olun oğlum.